Sevgili seyirciler, Sansürsüz Sohbetler programında bu hafta konuğumuz teknik direktör sevgili Hikmet Karaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizinle çok konuşacağız. Elbette ki Fenerbahçe üstünden konuşacağız ama siz bilgi dağarcığı çok yüksek, derin bir adamsınız. Her türlü bilgiyi almak için sizi buraya getirdik. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Peki, Fenerbahçe maçlarından başlamak istiyoruz. Hemen konuya girelim. En son ki Erzurumspor maçıyla başlarız. Ama ligin en başında Rize Spor kadrosuyla da devam ederiz. Aradaki farklar nedir? Erol Bulut'un başla sonunda bir kıyaslama yaparsanız hangi özelliklerinin artı, hangi özelliklerinin eksiye gittiğini söyleyebilirsiniz. Başlayalım sohbetimize. Evet, aslında bizim taktik tahtamızda hazırlamış olduğumuz en son Rize Spor maçının kadrosu. Erzurum Spor maçının kadrosu. Büyük. Rize, pardon. Rize Spor yukarıda. Maçı. Birinci Rize Spor maçının kadrosu. Evet. Daha sonra bu 8. hafta herhalde Konya maçının kadrosu. Ve en son da 17. hafta, değil mi, yanılmıyorsak. Erzurumspor kadrosu, işte oynada sonradan girenler. Yani 3 kadroyu karşılaştırdığımızda ilk 11 giren çıkan oyuncuları onlar üzerinde bir sohbet yapabiliriz. Yani başından itibaren aslında Erol Bulut'un bir Fenerbahçe takımında bir omurga oluşturamadığı hep konuşuldu. Yani çok değişiklik yaptı, çok denedi, çıkardı, olmadı, etmedi gibi. Yani bir Fenerbahçe kulübün çalıştırdığını çok anlayamadı şeklinde eleştirilere de maruz kaldı. Fenerbahçe sonuçta deneme tahtası olmayacak kadar büyük bir kulüp, evet, diye de söylendi. Şimdi tabii o teknik adam konusunu ayrı bir pencereden bakabiliriz. En son oynadığı Erzurum maçına gelirsek ilk devre Erzurumspor bayağı bir direndi. Evet. Ama maçın geneline baktığın zaman Fenerbahçe için çok rahat geçen bir maçtı. Kalitesini, deneyimini, özellikle ikinci yarı golden sonra ortaya koydu. İkinci yarı için rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. Maçın ikinci yarısı için. İlk devre belki normaldir. Rakip takımın Erzurum'da rakım, sahanın durumu, rakibin mücadele etmesi, bunlar hep taktik anlamda stratejiler. Fakat şeye baktığımızda ilk oynanılan Rize maçına baktığımızda kadroya, evet, mesela işte santrofor'da Frey'i görüyoruz. Frey çok değişik bir işte orta saha merkezde 8 numarada Tolga'yı görüyoruz. Veya 8. hafta Konya Spor maçındaki kadroda baktığımızda işte Samatta santrofor, Valencia sağ tarafta. Dolayısıyla en son Erzurum maçına baktığımızda santrofor Tiam, İşte sağ kanatta Sinan, Pelkas, ikisi zaman zaman yer değiştirebiliyor. Mert Hakan da hücumu destekleyen 8-10 karışımı bir orta saha oyuncusu olarak görüyoruz. Evet, en yani istikrarlı olan, devamlı oynayan oyuncu grubu işte Gustavo ile Ozan'ı gösterebiliriz. Kaleci Altay'ı da buna sayabiliriz. Tiam da var herhalde. Tiam'ı da bir ara başladı ama Tiam o birkaç haftadan sonra o da oynamadı. O da oynamadı. Dolayısıyla aslında Tiam da son maçlardaki önemli oyuncu. Burada diğer bir oyuncu da Sadık. Sadık'tan da söz etmek gerekiyor. Malatya'dan geldikten sonra ki Erol Hoca'nın da talebesi. Beğeniyor musunuz Sadık? Şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin oyuncusu mu sizce? Son oynadığı maçlarda aslında çok güzel bir örnek, diğer futbolcu arkadaşlarına örnek bir davranış ve performans sergiledi. Ne o? Geldiğinden beri ilk başta başladı, sonradan oynayamadı. Bekledi. Ama beklerken beden dili, suratı, teknik adam ilişkisi, oyuncu arkadaşlarından ilişkisi, dışarıdaki ilişkileri hep pozitifti. Yedek kulübesindeki oyuncuları mutlu tutabilmek teknik direktörün elinde olan bir şey mi? Bu sadece oyuncunun karakteriyle mi ilgili bir şey hocam? Bunlar oyuncu karakteri. Birinci planda oyuncu karakteri. Oyuncu karakteri, tecrübesi. Daha sonra da sadece teknik direktörü bu teknik direktörü saymak yanlış olur. Orada bir profesyonel ekip var. Teknik direktörün yardımcıları ve profesyonel ekip. Bunların da görevlerinden biri oynamayan, zaman zaman oyundan çıkan, hatta
teknik adama veya kendi iç huzursuzluğunu ortaya koyabilen oyuncu grupları çıkıyor. Mesela ben bir şeyde, yine bir seminerde, Guardiola'nın Bayern Münih'teki çalıştığı dönemde, Matias Zaman'ın sportif direktör olduğu dönemde, onun bir seminerdeki sohbetinde şunu söylemişti. Zaman zaman oyuncular, sağlık ekibi, teknik direktör arasında bir takım ihtilaflar oluyor. İşte teknik direktör, ki o zaman Müller Wohlfahrt'ı gönderdi. Yani 43 sene Bayern Münih'te çalışan kulüp doktorunu Guardiola gönderdi. Guardiola'dan sonra Wohlfahrt tekrar geri geldi. O işin ayrı tarafı. Fakat anlaşmazlıklar çıkıyor, bu futbolcuyla da oluyor. İşte orada diğer profesyonellerin devreye girmesi gerekiyor. Oynamayan oyuncular, ki kadro derinliğinde, kadro zenginliğinde, özellikle büyük takımlarda bu iyi coaching yapılarak, teknik adamlar, sadece teknik direktör değil, teknik adamlar tarafından iyi coaching yapılması gereken hususlar. Hatta bu hafta hangi maçtaydı? Oyundan oyuncuyu çıkardığında kimdi o hocaya? Oyuncusuna bir şeyler söyledi. Oyundan çıkan oyuncu çok şeydi, huzursuzdu. Bizim ligimizden ligde, mi bahsediyorsunuz? Kupa maçında mıydı acaba, veya ligde miydi? Sinan. Sinan mı? Ha, değil mi? Fenerbahçe'de. Doğru. Hı-hı. Bravo. Bak, bravo. Ha, arkadaşlar, Sinan. Şimdi Erol Hoca Sinan oyundan aldı. Sinan oyundan çıkarken huzursuzdu. Hı-hı. Yani beden dili. Hatta kulübeye geldiğinde de onu gösterdi. Ama Erol Hoca ne yaptı? Çok güzel. Hemen devreye girdi. Ona bir şeyler anlattı. Ki ben de yaşadım bunu. Bizler de yaşıyoruz. Oyuncu oyundan çıkarken zaman zaman çok agresif hareketler de yapabiliyor. Zaman zaman beden dili kötü olabiliyor. Orada işte maçtan sonra da konuşabiliyorsunuz. Bazen anında reaksiyon gösterip, bu reaksiyonlar bazen pozitif, güzel bir davranış reaksiyonu olabilir. Teknik direktör bazen de ters reaksiyon da gösterebilir. Tabii. Bu da var. Belki yani. Belki maçın bundan, atmosferine göre, kişiliğe göre, karaktere göre, her şeye göre. Dolayısıyla bunlar olacaktır. Sorduğunuz sorudan devam edecek olursak, performans olarak Erol Hoca bugünkü geldiğimiz noktada bence çok başarılı. Yani yeni gelen 18 tane oyuncu grubu var. Ve teknik adamlığınızın Malatya Spor ve Alanya Spor'dan sonra Fenerbahçe gibi çok önemli büyük bir kulübe gelip bu kadar yeni oyuncuyla bir anda çok büyük işler yapmak gerçekten mucize. Bu bir gerçek. Bunu sizin gibi çok kişi mi ne yazık ki söyleyemiyor. Yorumcular da. Yani aslında çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Yani çok fazla transfer olmuş bir takımın oturmasının çok uzun sürdüğünü herkes biliyor. Teknik adamlar içinde şimdi bunu daha önceki programlarda da söylüyorum. Yani bir doktora giderken bile, bir ameliyat olacağınız zaman doktorun CV'sine bakıyorsunuz. Evet. Kaç ameliyat yapmış? Bir kalp ameliyatı olacaksınız, değil mi? 5 tane kalp ameliyatı yapan bir doktora gitmiyorsunuz veya 20 tane. CV'sine bakıyorsunuz. Adam yüzlerce kalp ameliyatı yapmış. Rahat gidebiliyorsunuz. Şimdi teknik adamlarda zamana ihtiyacı var. Ve bazen de çok başarılı olmuş, büyük takımlara gelmiş, genç yaşta deneyimi eksik olan teknik adam arkadaşlarımız da var. Şimdi Erol Hoca bazen kaybederken de öğreneceği, krizi yöneteceği zamanlar olacak. Dolayısıyla o krizi bence profesyonelleriyle birlikte iyi yönetti. Peş peşe alınan mağlubiyetlerden sonra buraya gelmesi ve bu üç kadroyu niye çıkardık biz? Burada Erzurum maçı 17. hafta, 1. hafta Rize Spor, 8. haftada Konya maçı. Evet. Yani ilk hafta, ortası ve sonu baktığınızda neyi görüyoruz burada? Aslında o kadar önemli bir konu ki bütün Fenerbahçeli taraftarlar izlediği zaman buradan düşünce yapıp pozitif düşünebilirler. Daha doğru bir şekilde analiz yapabilirler. Niye? Teknik adam oyuncuyu tanıyor. Antrenmanlarda kimle nasıl yan yana oynayacak? Çünkü hazırlık maçı yapmadınız. Kamp yapmadınız. Direkt lige başladınız. Bu kolay değil. Direkt lige başlayıp yeni oyuncularla, yeni bir teknik adamla birdenbire çok büyük şey beklemek bence hata olur. Ama bugün bakıyorsunuz kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Hı hı.
Evet, artık kadro bir oturdu diyebiliriz belki. Şekillenmeye başladı diyelim. Çünkü şey de var. Mesela şimdi Mesut gelecek mi? Mesut ve yeni transferler, bilemiyorum diğer bölgelere, hangi bölgelere transferleri düşünüyorlar. Ama Mesut geldiğinde de mutlaka şu 1 2 3 dörtlü, şu dörtlü, hatta buna girecek 5. adam da şekillenecektir. Mesut'a göre şekillenecektir. Ne düşünüyorsunuz? Mesut geldiğinde mesela en iyi performansı şu anda Mesut'a destek olacak oyuncu var mı? Yani sprinter bir oyuncu gerekiyor. Muhtemelen 8-10 numara özelliği olduğu için Mesut'un. Şöyle söyleyelim. Üçüncü Mesut, bölgeden top taşıyacak oyuncu. Şöyle söyleyelim. Yani özellikle üçüncü bölge veya ben buna terim olarak şöyle söylemek istiyorum. Rakip ceza sahası, rakip sahada daha çok oynayabilmesi gerekiyor. Çünkü burada arkadaşların bize hazırladığı şeyde Fenerbahçe'nin gol pozisyonu dönüştürme yüzdesi olarak diğer takımlara oranla şeyi gözüküyor. %28 gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın %37 eksik. Galatasaray'ın %30, Gaziantep'in %40, Alanyaspor'un %27. Ama bu son maçlarda pozitife doğru gitmeye başladı. Çünkü Fenerbahçe ile ilgili neyi söylemiştik? Fenerbahçe takımı özellikle duran toplarda çok başarılı. Evet. Ve kenar ortalarında başarılı. Golleri de zaten buradan buluyor demiştik. Ama son haftalarda Fenerbahçe artık oynadığı oyun içerisinde pas yaparak, kombinasyon yaparak, bindirmelerde, boş alan yaratmalarda da gol bulmaya başladı. Mesela Caner geliyordu. Caner buradan orta yapıyordu. Şimdi bakıyoruz, Caner şuraya topsuz koşu yapıyor. Pas geliyor, toptan buluşup asist pasını veya Gustavo'nun bir golü var. Evet. Yani Gustavo'nun şöyle bir koşusu var. Toptan buluştu ve kendi attı golü. Şimdi önceden duran organizasyonda kanat ortalarıyla oynuyorlardı. Bu niçin son haftalarda daha iyi bir şekilde ortaya konulduğunun en güzel cevabı oyuncuları tanımak, yan yana onları oynatmak ve oynatırken hataları görüyorsunuz. Yani siz hazırlık maçı oynayıp da bunu oynayamaz demek ki bu oyuncuyla veya şunlar yan yana oynarsa daha faydalı olabilir diye görmüyorsunuz ki maç oynarken, bütün hocalar için geçerli, maç oynarken birçok doğru veya yanlışı görüyorsunuz. Bir de hafta içi maç oynuyorlar. Yani hafta içi hazırlık maçı alıp da takımı bir 30 dakika 45 dakika görelim şansınız da yok. Hal böyle olunca zaman zaman maç da kaybedebiliyorsunuz. Zaman zaman spor severler, taraftarlar eleştirebiliyor teknik adamları. Bence şu anda iyi bir kadro zenginliği var Fenerbahçe'nin. Yani maratonu koşacak bir kadro zenginliği var. Yeni transferlerde de Mesut demiştik. Mesut geldiği zaman şimdi özellikle şunu vurgulamakta fayda var. Bilgiler çok önemli. Mesut nasıl bir futbolcu? Spor kamuoyuna da önemli görevler düşüyor. Komentar yapan kişilere de önemli görevler düşüyor. Çünkü taraftarlar, kendi takımını izleyenler buradan aldığı mesajla kafasında bir düşünce oluşuyor. Ve sosyal medyada da bu düşünceler geliştiği zaman eğer yanlış düşünceler ortaya çıktığında kulüpleri, teknik adamları, yöneticileri, taraftar camiayı etkileyebiliyor. Mesut oyun zekası birinci derecede. Mesut'un oyun zekası, tekniği üst düzey elit oyunculardan biri. Ama fiziksel kapasitesi değil. Zaten fiziksel kapasitesi şimdi şöyle de bakmak lazım. Yani Arsenal'da Arteta ilk başta Mesut'tan başladı. Evet. Onunla ilgili çok pozitif şeyler söyledi. Sonra kulübeye çekti. İşte oynattı, oynatmadı vesaire. En son planda da antrenmanları almamaya başladı. Neden diyoruz şimdi? Neden? Şimdi bu önemli. Şimdi tabii bu konuya girmek istemiyorum. Bu işin ayrı tarafı. Biz Mesut'u özelliklerini ortaya koyarken iki önemli özelliğini ortaya koyduk. Fiziksel olarak da çünkü İngiltere, Bundesliga, Almanya, İspanya, başta ama İngiltere olmak üzere oyunun içindeki tempo son derece çok,
çok yani işte ben konuşuyoruz bazen Cenk'le özellikle bu konuyla ilgili. 3 pasla gol yani, yapıyorlar hocam. Mesela bir şey maçında City'nin şampiyon olduğu maçta o zaman Crystal Palace'da mıydı? Yani, yok Everton'da başlamıştı galiba Everton maçı. Cenk'e evet evet ilk 11'de de başlamıştım City maçında. Cenk'e sordum. Cenk City'nin şampiyon olduğu seneyi diyorum. Ne hissettin saha içerisinde? Ya böyle bir şey olamaz hocam dedi. Ya nereye koşacağımı şaşırıyorum. O kadar çabuk oynuyorlar ki. Evet. Çabuk oynamak nedir? Bak orada da bir önemli bilgi vermek lazım. Çabuk oynamayı spor severler acaba nasıl algılıyor? Çabuk oynamak hızlı koşmak da değil. Çok koşmak da değil. Çabuk oynamak topun hızını yükseltmektir. Hı hı. Bir futbol maçının temposu topun hızından belli olur. Bir futbol maçının temposu oyuncunun koşmasından belli olmaz. Koşu başka bir şey. Siz çabuk oynarsanız ne ilave etti sonra Cenk? Hocam dedi kontrol pas oynuyorlar dedi ya. Lig adamlar dedi lig maçında bazen tek top bazen kontrol pas oynuyorlar. Birine basarken birden çıkarıyor. Ötekine gidiyor mu o çıkarıyor. Nereye gideceğini insan şaşırıyor dedi. Şimdi ne oluyor? Topun hızı çabuklaştığınca oyun temposu da yükseliyor. Siz bu tempoda fiziksel kapasiteniz yeterli olmazsa belli bir şeyden sonra artık ya değişmek zorunda kalıyorsunuz veya kapasitesi yüksek bir oyuncu oynuyor. Türkiye şartlarında maalesef böyle bir tempomuz yok bizim. Türk futbolunda zaman zaman bazı maçlarda oluyor. Ben mesela geçen sene Beşiktaş-Trabzonspor maçını seyrettim. Ya 45 dakika veya 60 dakika böyle bir maç yok. 2-2 mi bitmişti o maç yanılmıyorsam? 2-1 Beşiktaş galipti. Son dakikalarda Trabzon gol attı. Sergen Hoca'nın yeni geldiği dönemde. İnanılmaz bir tempo vardı. Ama genelde baktığımızda bizim şeyimiz zaten oyuncularımız pası verirken yavaş pas veriyorlar. Şiddetli pas veren oyuncusu. Antrenmanlarda da çok ikaz ediyoruz. Toptan ses çıksın. Sert pas. Oyunu çabuklaştır. Dolayısıyla Mesut Türkiye'ye geldiğinde mutlaka yanındaki oyuncularında onun zekasına ve tekniğine uygun oyuncular olması gerekiyor. İşte şu an senin de hocam? Üçüncü bölge derken veya rakip ceza sahası. Hı hı. Yani şöyle diyelim. Kadroyu şöyle nasıl diyelim. Yaparsın? Yok, kadroya gerek yok. Mesut şuradan, şimdi şu bölgede Fenerbahçe oynayacak. Yani rakip alanda oynayacak diyelim. Bu bölgede topa iyi sahip olması lazım. Bu bölgede iyi pas yapması lazım. Boş alan yaratması lazım. Minimum pas hatası olması gerekiyor. Çünkü Mesut Özil hem zekası yüksek. Bütün rakiplerinden daha çabuk düşünebilecek. Ve bunlara ben inanıyorum. Tiam da teknik, kıvrak ve çok çabuk bir oyuncu. Hı hı. Aynı şey Pelkas için geçerli. Topu çabuk kaybeden oyuncu değil. Mert Hakan da topu çabuk kaybeden. Şimdi kendine güveni de geldi. Topu çabuk kaybetmiyor. Sinan artık dışarıda kalan, bakın Valencia ile Samat'ta sonradan girmiş. Yani son maç olarak baz aldığında. Evet. Dolayısıyla işte Ozan var. Top tekniği yüksek iyi dribling evet, yapan finali, bir oyuncu. Finali yani yapabilir, onu da yapabilir. Attığı goller var. Arkadan geldiği zaman iyi yapıyor. Evet. Arkadan geldiği zaman iyi yapıyor. Yani ben şuradaki ikilinin, şimdi formda bir buraya Mesut geldiğini düşünelim. Mesut geldiği zaman Mesut, Mert Hakan, Ozan, Gustavo. Bak size ilginç bir şey söyleyeyim. Ferdi, ben mesela Ferdi'yi kanat oynatmam zorda kalmayınca. Ben Ferdi'yi buralarda oynatırım. Müthiş temposu var. Of. İyi dribling yapıyor. Topu iyi kullanıyor. Yani kanattaki oyunuyla, dikkat et attığı gol de zaten merkezden geldi vurdu. Yani buralarda, şu bölgelerde Ferdi'nin çok daha iyi oyun oynayacağına inanıyorum. Mesut geldiğinde buralar bir karışacak. Yani bu dörtlüden hangi ikili hangi üçlü oynayacak veya belki bir altı numarayla oynayacak Fenerbahçe. Bunu yakınlaştırıyoruz mu ne yapıyoruz? Tek altıyla oynayacak. Belki de böyle oynayacak. Yani rakip alanda şunu söyleyelim. Şurada dönen topu alacak bir oyuncu. Hücumu destekleyecek. Belki bunun boş saha açtığı yerlere buradan oyuncular girecek. Yani Fenerbahçe rakip alanda daha çok oynayacağı için oyun başka bir yerlere girecek. Belki Erol Hoca o seçimlerde de zorlanabilecek. Daha ofansif bir oyun mu bekliyorsunuz?
topa daha çok sahip olacak. Hmm. Bir kere o kesin.